güzel. Sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel. Sevmek ömre bedel. Çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel. Sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yarını kollarında, elini koynarında. Mutlu düşmekten aşka. Hayat sevince güzel. Nereden geldik dünyaya? Aşksız yürek susuz toprağa benzer. Kuruyup çatla. Emme yüreğe düşen küçük bir tomucuk. Boy verir fidanolu çiçek aça. Gönlüne bahar düşer insanın. Bazen de bir fırtına kopa. Tufan olu, sel olu. Aşkı süpürüp gider sula. Ne yapıyorsun Zahir? Yoksa sen de mi görüyorsun Arda'yı? Görmüyorum Zeyno. Ağdayı falan görmüyorum. Ne göreceğim? Neye göreceğim? Sen zaten Ağdayı ölmüş bil. Ne vuracağım ben seni be? Ha? Neye vurayım ki seni? Vurmayacağım. Neden vurmayacağım biliyor musun? Çünkü sen adam değilsin. Yürü Zeynep. Arda? Arda değil onun adı. Barış. Zerife bak dur. Her şeyi anlatacağım sana. Ne anlatacaksın? Hangi yalanlarını anlatacaksın beni? Ben sana yalan söylemedim Zerife. Beni söyledin. Buna söyledin. Ne fark eder zaten? Yalancı değil misin sen? Yalancısın. Hadi Zeynep. Şimdi senin Barış ve benim Arda aynı kişi mi? Çok kötüsün yani. Ben kafayı yiyeceğim. Zeynep bak dinle sana anlatacağım her şeyi. Ne anlatacağım? Neyi anlatacağım? Baksana beni. Bak beni. Sen bir daha bizim karşımıza çıkma bence. Hadi. Uyandın mı sen? Kız ben hiç uyumadım ki. Sabaha kadar bunu teselli ettim. Çok mu kötüydü? Çok, çok kötü. Perişan kız bu. Ayarlığa hepten bozulmuş. Sabaha kadar Arda diye ağladı. Kalktı şarkı söyledi. Bir ağladı, bir şarkı söyledi. Şarkı mı söyledi? He, iyi geliyormuş öyle. Dertlerini unutuyormuş. Günaydın. Aa, içi dışına vurmuş be bunun. Güzellik maske Bibito. Öyle mi tatlım? Ben de seni bayağı şirek sandıydım. Ay Emine, maskem çıkmasın diye uzatmıyorum. Dur hadi de çıksın. Ay Zari, ilk fırsatta sana da yapalım bu maskeden. Vallahi full garanti. Kız sen hiç iyi değilsin Zeynep. Bu hiç iyi değil ha. Kız sen sabaha kadar Arda diye ağlamadın mı?
Şimdi benim maskemi anlatıyorsun Zeyno. Ne yapayım kankütüm ya? İçimdeki zehri kustum işte. Ben artık acı çekmeye gelmiyorum. İlk durakta pat diye inerim vallahi. Faştan. Ben ne diyeyim seni Zeyno? Kız dengesizsin, tutarsızsın da ben seviyorum gene de bunu. Kıyamıyorum ya ben seni. Ben de seni seviyorum kankişkom. Valla tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Ne o hih ne? Kız. Bitti mi abla? Sen ne diyeceksin bana Emine? Babam işe gitmiş ya. Vallahi mı kız? Nasıl gitmiş ya? Nasıl böyle bir şey yapabilir babam? Kız her gün işe gidiyor bu adam. Deli misin sen? Ya duyarsa? Neyi duyacak? Dedikodula işte. He. E duysun Emine. Ne olacak? Allah Allah. Babam ondan mı inanacak? Ağzının payını verir hepsinin o. Hayırlı işler yaşa. Sağ olasın Salih Kaptan. Ana kim gelmedi bak. Size de hayırlı günler komşular. İnsan içine nasıl çıkıyor bu be? Hiçbir şey olmamış gibi gülüyor bir de. Nesi var lan bunların? Hepsi bir tuhaf. Aman kaptan bilmiyorum onunla öyle konuşuptu. Susun gı. Anlamadım da lan bir şey mi kaçırdım ben? Ne? Yaşa. Bana bak benden bir şey saklıyorsan ayıp ediyorsun ha. Salih kaptan. Bilirsin seni seve sayar. Emme beni bulaştırma gözünü sevim. Hadi ben kaçtım. Allah Allah. Allah Allah. Ne hikmetse. Vardı bunda da bir hikmet herhalde. Asmam çağdaktan, suyu bardaktan. Bir yola püveren koca mangız, limon yanaktan. Amanin limon yanaktan. Hayırlı işler Hüseyin. Aleykümselam, aleykümselam. Biz de Salih Kaptan nirelerde? Uyuyor mu diyorduk? Islıkla, ıslıkla. Keyfin yerinde bakıyor. Yerinde. Tövbe tövbe. Memnunsun yani. Memnun olmayacak ne var ki? Ya bütün göğün ağzına sakız oluvermiş olay. Sen ne ediyorsun? Anlamamazlıktan geliyor. Senin bu yaptığın da bir yerde ayıp emme. Neyse. Allah Allah. Ne sakızı lan? Tıraş etmeyeceksen etme arkadaş. Allah Allah. Senin dükkanına gelen de suç. Herkes bir tuhaf olmuş arkadaş bu köyde ya. Allah Allah ya. Var kardeşim var. Bizim köyde kul yabani var. Yabancılardan hiç haz etmiyor. Boşuna zahmet edip gelmeyin buralara. Kimle konuşuyorsun lan? Televizyoncularmış ağam. Esrarengiz Olaylar programından gelip bizim köydeki kul yabaniyi çekeceklermiş. Gelsinler. Gelsinler der ki sizi korkutup kaçıralım köyden. Tamam kardeşim gelin. Gelebilirsiniz. Evet ben Muhtar Soylu. Evet, gelince bir zahmet beni buluverin. Hadi bakayım, hadi. İyi günler, iyi günler. Oo Salih. Biz de köyü terk etmiştir diye konuşuyorduk. Laflara bak şimdi. Neye terk edecekmişim ben köyü? Sen daha iyi bilin ne demeye terk edeceğini. Onda utanma muvalet. Baksana, kasım kasım vurulmuş ortalıkta dolaşıyor köyde. Ya benim utanacak neyim var? Anlamak. Başım dik. Kaptan uyma sen bununla. Hadi git sen. Salih kaptan uyma. Bir dakika, bir dakika. Bir durun, bir yok. Neymiş bunun karın ağrısı? Söylesin bakayım. De bakayım. Kızın Zarife'nin karıştırdığı hatları bilmezden geliyor gibi. Hiç. Ne diyorsun lan sen, ha? Benim kızıma çamur atanı gebertirim ben. Bilmiyorsunuz mu lan sen? Rüstem Bey, çok rica etsem acaba birazcık uzatmadan yapabilir misiniz muhabbeti? Ya Rüstem ağa uzatma, gözünü seveyim. Ben mi dedim görevacıların oğlanlarla fingirdeşti? Ben durun! Ben bunu gebeteceğim, cezaevine gireceğim. Sen benim kızıma iftira atmaya utanmıyor musun lan? Lan ne iftirası? Bak, kanıtlar var ortada. Aldım, bak gör. Bak! Salih baba,
Photoshop bu. Photoshop ben biliyorum. Hop. Hayırdır? Nereye böyle? Zarife ile konuşacağım. Dün geceden sonra büyük cesaret vallahi. Bence büyük hata yapıyorsun. Sana sorun oldu mu oğlum? Ha? Sen bilirsin oğlum. Nasıl olsa dayağı yiyecek olan sensin. Gideceğim, her şeyi anlatacağım olduğu gibi. Belki bir şansım daha olur. Şans derken? Arabadan bahsediyorsun değil mi? Yoksa... Oğlum sen aşık mı oldun? Lan Rüstem! Gel lan buraya. Gel buraya lan iblis! Yetti lan! Geberteceğim seni! Vur, vur, vur! Ya şuna bana hareketlere bak ya! Mıhtardım bile! Ayıl sana! Biliyor musun? İndir şunu! Lan bana bak! Açık konuş, ne istiyorsun lan sen bizden? Asiye elimden aldın lan! Asiye'nin göğünü bendeydi. Eski defterle açıldı! Hayın yoksa cinayet çıkacak. Benimle evleneceğini o. Bir de yalan konuşuyorsun değil mi? Yalan konuşuyorsun öyle mi? Senin yüzünden öldü lan Asiye. Eğer ebeyi zamanında salıverseydin ölmeyecekti karım. Asiye'nin de sancıları tuttuydu. Ne bileyim ben Asiye'nin de doğurduğunu. Son bir kez görseydi. Benim olacaktı o. Lan iyi bak bana lan. Gözlerime iyi bak lan. Lan benim gözlerime iyi bak Rüstem. Benim alemden uzak dur. Uzak dur benim alemden. Lan! Lan! Bir daha benim kızlarıma laf eden karşısında beni bulun. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu? Duydunuz mu lan? Zari! Zari! Kurtar beni! Ne oldu kız? Yüzümdeki maskeyi çıkartamıyorum bir türlü. Öyle bilmediğin şeyleri suratına sürersen olacağı bu işte. Yapıştırıcı falan olmasın içinde sonra. Ah Eminem ya. Gel yüzünü yıkayalım. Hepsi bağırdı hayvanın yüzünden. Ben evrenden şans diliyorum. Buna yolladığına bak. Acaba onlar uzayda falan mı kırıldı? Ne yapıyor anlamadım. Öyle herhalde. Gel, gel. Zarife. Gel bakayım kızım. He baba. Bana bak. He. Sana bir şey soracağım. Bana doğruyu söyleyeceksin. Tabii baba. Sen bu savaştan, barıştan, bu olanlarla dolaşıyor musun? Nasıl soru öyle baba? Bana doğruyu söyle. Dolaşıyor mu, dolaşmıyor mu? Öyle bir kere dolaştım da. Nasıl yaptın bunu Zarife? Niye hareketlerine dikkat etmiyorsun sen kızım? Oğlum, ne oluyor Salih? Ha baba, ne var bunda ya? Bak bir de soruyor ya. Ne var bunda öyle mi? Rüstem resimlerinizi önümüze attı. Bütün köyün ağzındasın şimdi. Baba, ablamın bir suçu yok. Ben... Sus! Sus! Ya Salih, oğlum anamadan, dinemeden ne suçluyorsun ya kızları? Baba sen de sus. Utanmıyor musun kızım sen oğlanlarla o... Tövbe, tövbe. Ya bütün köyün ağzındayız biliyor musun? Perişan ettin bizi Zarife. Perişan ettim değil mi baba? Sen de hatırlıyorsun değil mi? Ben senin kızınım. Zarife, erkek gibi olan. Sen beni bilmiyor musun baba? Bilmiyorsun da o Rüstem sansarına mı inanıyorsun? Madem inanıyor, ben sana ne diyeyim o zaman? Canın sağ olsun babam. Canın sağ olsun. Ya. Her gün vukuat, her gün vukuat. Bak en sonunda kapatıp gideceğim bu dükkanı ha. Haberiniz olsun. Ah,
Ah, yavaş Ley, yavaş. Tamam ağam, geçecek, geçecek. Tamam. Ulan, Osman nereye gidiyorsun sen? Ben mi? Evet. Baba, aklıma takılı ver de bizim evin duvarı kaç adımdı? Onu bir sayı verip gelen ben. Baba, ben giden de şu Salih'i bir dövüp gelen. Yazıklar olsun size be, yazıklar olsun. Elini armutlu topluyordu adam buradayken. Sana da yazıklar olsun Muhtar, sana da. Ama bu sefer kalbimi kırdın ağam bak. Ben her seferinde yardıma geliyorum ama beni engelliyorlar. Ben de baba, ben de. Ya. Sus. Muhtar. Buyur ağam. Lan bu Salih hala da dekne borç ödüyor mu? Ödemez mi ağam? Sittin sene bitmez onun borcu. Züğürtün teki. Bu dekneyi kimden aldı? Oh. Bizim bağcıların duran yok mu? Ondan aldı işte. Güzel. Güzel. Savaş kardeş. Savaş kardeş. Savaş kardeş. Savaş. Savaş kardeş. Ana. Savaş kardeş. Hayırdır oğlum sabah sabah? Ne hayır ya? Kıyamet koptu, kıyamet. Ne oldu? Salih baba, köy meydanında Rüstem'le dövüş verdiler. Ne diyorsun sen ya? Neden? Rüstem sivrisine, Zarife sizinle dolaşıyor diye, hani görüşüyorsunuz ya. İşte o yüzden bu böyle onun hakkında atıp tuttu, bir şeyler söyleyiverdi. Tabii Salih baba da kafası attı, sinirleniverdi tabii. Haklı. Tamam, tamam. Ben konuşurum Salih Kaptan'la. Yok lan, nereye konuşuyorsun ya? Şu an çok sinirli. Bak adam burnundan soluyordur Savaş. Vallahi öldürüversin ha. Gerekirse ölürüz oğlum. Bu olayı temizlemek yakışır bize. Emine. Emine. Barış. Sen gülmüyor buralarda pek. Zarife nerede? Onunla konuşup kendimi affettirmem lazım. Sen niye kendini affettiriyorsun ki? Babama kırıldı o. Ne? Baban da mı öğrendi? He, öğrenmiş ya. O Rüstem söylemiş. Babam bir geldi böyle iyice köpürmüş. Çok kızdı ablama, çok. Rüstem ne alaka ya? Ya anlasana. Ablamın sizinle dedikodusunu yaymış yılan. Zarife nerede şimdi? Bilmiyorum ki. Babamı içeride çekti gitti vallahi. Tamam, ben bulurum onu. Emine, kızım alıver şu kızın yüzünden şunları. Deli ettin beni, deli içeride. Zarife nerede? Gelmedi mi daha? Yok dedem ya. Çok üzülüyorum ben, çok. Niye üzülüyorsun kızım? Ben halledeceğim onu. O lafları çıkartanlar var ya, o lafları teker teker yedireceğim ben onlara. Sen merak etme sen. Dedeciğim ya, bu yüzüme sürdüğün merhem işe yarayacak mı gerçekten? Yaramaz olur mu be kızım? Bu şıpırdak merhemi. Bak, 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 bak. Gördün mü? Düştü bile. Bu aşk acısı hariç her derde de vardır bu. Hepsi düşecek. Evine. Ya çıkartıversene şu kızın yüzünden. Sevaptır ya. Ondan gelecek sevap Allah'tan gelsin. Ay, nihayet. Emoş ya. Zarim nerede? Emoş ne be? Aradığınız kişi ulaşılamıyor tatlım. Emoş sensin. Ya bu benim ne zıptı ya. Kaldı başıma. Salih Kaptan. Elimden bir gaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Ya olanları duydum bak. Bir konuşalım istedim. Bana bak bak fena olacak. Çekil karşımdan. Bir saniye Salih Kaptan. Dinle beni ya. Ben bana bak. Ya kızımın yanında ne işiniz var sizin? Ya vallahi arkadaşız. Geldiğimizden beri o kadar eliniz dokundu ki. Ben onun kötülüğünü ister miyim hiç? Neyse ne. Kızımdan uzak duracaksınız. Bak aslanım burası köylük ya. Kızımın adını çıkarmayın. Ona göre. Ya Salih Kaptan haklısın haklısın. Ben olsam ben de kızardım. Haklısın. Ya, bir saniye. Ben olsam ben de kızardım. Ya, yapacak bir şey varsa... Bak yapacak şeyi söylüyorum ben sana. Uzak duracaksınız. O kadar. Ya ne istiyorsan bana söyle. Zarife'nin bir günahı yok. Zarife'ye kızma. Kızıma nasıl davranacağımı senden mi öğreneceğim? Bizim işimize karışma. Canımı sıkma benim. Uzak durun kızımdan. Öyle işte köpüğüm. Daha ne diyeyim ben sana? Köylüleri çok takmıyorum. Ne takacağım da? Küçük ya.
Ne yapacaklar? Canlar sıkılıyor. Dedikodu yapıyorlar işte. De. O babamın dediklerini ne yapacağız? Çok canım yaktı beni. Yapayalnız kaldım. Ha köpüğüm. Yalnız değilsin Zarife. Ne yapıyorsun sen yine burada ya? Sabahtan beri seni arıyorum her yerde konuşmak için. Hangi yüzden konuşacaksın sen benimle? Ada diye mi konuşacaksın benimle? Barış diye mi konuşacaksın benimle? Konuşma benimle, yürü git ya. Bak tamam, ne desen haklısın, kabul ediyorum. Ben bu zamana kadar kızların duygularıyla oynayan, onlarla gönül eğlendiren bir heriftim. Kabul ediyorum. Ama sana öyle yaklaşmadım ben. Gerçekten bak. Konuş ya, vallahi. Boş konuşuyorsun ya. Vallahi boş konuşuyorsun ya. Bak Zarife. Dokunma beni ya, istemiyorum, dokunma. Ya dinle o zaman ya. Söylediklerimin hepsi doğru. Sana yalan söylemedim ben. Sen başkasın Zarife. Tabii tabii. Bak, şimdi öyle bir ateş yaktın ki ne yaparsan yap bunu söndüremeyeceksin. Ama ağzın çok iyi laf yapıyor senin de. İnanmıyorum ben sana. Sen bu laflarla Zeynep'i kandırmışsın işte. Beni kandıramayacaksın ama. Benim bu lafla karnım tok. Ya tamam. Zeynep'i kandırdım, kabul ediyorum. Yaptım. Ama o da bu kadar masum değil. Hacıptas. Sağa, sağa. Eğmen. Yiyen sarmısak kafa. Ben sağa diyorum. Sen sola, sola. Eğmen. Sağa. Ya tamam bunu sağa, solu. Nereye bakayım ben? Hop. Güven. Bana bakın. Ne oluyor burada? Ne ediyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz siz benim teknemde? Ne edeceğiz? Tekneye saplık pankartı asıyoruz. Hadi! La şapka gitti. Bana bak Rüstem. Sabah yediğin dayak az geldi herhalde. Defolun lan! Sen kimi nereden kovuyorsun ya? He? Bu tekne benim artık. Satın aldım. Turan abi ne demek oluyor bu? Kusura bakma Salih Kaptan. Benim de borçlar dağ gibi. Peşim para olunca. Böyle mi konuştuyduk ya? E senet ettik ya. El sıkıştık Turan abi. Senetlen bende. Bu galleşliği de ettin Emir Usta. Yok. Ben küçük çaplı bir yatırım yaptım. Bu yaptığın galleşlik değil mi lan? Ödük. Şişt. Sen hangi sıfatla konuşuyorsun lan? Sırık. Allah'ın garavancısı. Ben şimdi o sıfatı gösteririm sana da. Nasıl konuşuyorsun sen babamla? Kes lan. Sana mı soracağım lan? Tamam Savaş, tamam. Ömer, oğlum git şu pankartı düzgün as. Doğru dürüst bir yere as. Hadi. Hadi bakayım, hadi. Savaş! Savaş! Bu böyle olmaz. Borcum neyse ben sana ödeyeceğim. Bak, sen ne dersen de. Bak, tekne para etmeye başladı. Sen lafı kısa kes. Ne istiyorsun onu söyle. Ne isteyeceksin canım? Sağ yarına kadar mühlet. Parayı getirdin, getirdin, getirmedin. Tekneyi başkasına satacağım. Yarına kadar o kadar parayı ben nereden bulacağım? E onu da sen bileceksin. Hadi işiniz bittiyse dağılın. Hadi dağılın. Hadi Mıhta, hadi. Mıhta! Mıhta! Gel! Lepe üstü çakılırsın inşallah. Şapka nerede lan? Aha buldum ben. Aha neredesin Rüstem abi? Ya açık açık söylüyorum işte. Senin o masum bildiğin Zeynep var ya, en yakın arkadaşımı kullanıp attı Zarife. İftira atma lan kızım. Ya iftira atmıyorum. Çocuk hayatında ilk defa aşık olmuş, çocuğu kullanıp attı Zarife. Ey, bunun seninle ne alakası var? Okan, yani çocukluk arkadaşım bana geldi. Dedi ki Barış, sen yalandan sevgili olsan, hani kötü davransan falan. Yani en azından benim kıymetimi anlar falan dedi. Kimi, Zeynep'i mi? Evet. Allah Allah. Ne saçma, ne gerzekçe bir plan ya. E tam gerzekçe bir plan ama ne yapayım yani, çocukluk arkadaşım. Çocuğun halini gördüm, üzüldüm yani. Sonra neyse biz bununla sevgili olduk. Sonra Zeynep aşık olmaya başladı bana. Ben ayrılmak istedim, ayrılmadı. E sonunda kaçtım yani ben de. Öyle yüzüstü bıraktın değil mi kızı? Ya ne yapayım? Arkadaşımın aşkıydı. Arkadaşımın aşkı. İstersen gel Zeynep'e soralım beraber. Bakalım ne diyecek. Lan ne soracağım ya? İstemiyorum. Bana ne? Aman. Ay sıkıldım ha. Ya Zarife. Ne Zarife Zarife? Ya inan doğruyu söylüyorum sana Zarife ya.
Hadi seni de geçmiş olsun. Ya gidiş bu kadar ballı olunmaz ya. Hadi lan hadi. Hadi hadi yürü. Hadi be. Yürün de gel. Yok mu benimle oynayacak, iki el atacak bir baba yiğit? Ben varım ben. Lan yine mi sen lan? Sen konuşma lan. Durduk yere paçanı çizdirme bana. Çoluk çocukla oynamıyor lan be. Ne o? Korktun mu yoksa? Ne? Lan koskoca Rüstem Ağa senden mi korkacak? Allah'ın sırrının ettiği lafa bak ya. İyi tamam, oynayalım o zaman. Yalnız kazanırsam teknenin borcunu silersin. Ne teknesi oğlum? Ne diyorsun Savaş? Allah'ın akıllısı, bir sen mi kaldın lan? Kaybedersem de ailem alıp giderim buradan. Ne? Kim ne kaybediyor? Nereye gidiyor? Vallahi da kabul. Billahi da kabul. Vallahi da kabul. Sana ne oluyor lan? Ne haltlar karıştırıyorsun Savaş? Oğlum ne diyorsun sen ya? Ya baba güven bana. Güven. Oğlum görmüyor musun? Yüzlük kuyruğuna geldik. Ben gizliyorum. Unuttun mu? Ağam ne düşünüyorsun? Allah'ın İstanbul'su ne anlar? Piştiden pişmeden kesin kaybeder. Ha bir taşla iki kuş diyor ne? Eğlen kabul. Yarın gel de oynayalım. Tamam. Herkes şahit mi? Ben şahidim, ben şahidim. Siz de şahit. Herkes şahit. İyi. Hadi yarına kadar iyi çalış. Oğlum ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Sokağı yutturdun bize be. Ya baba merak etme, ben de. Ben de. Zariş! Hey! Zariş! Kız neredesin sen, her yerde seni arıyorum. Köyde trend topik olmuşsun, kıskandım vallahi. Ne olmuşum lan? Ya flaşsın yani. Az sonranınki olayısın. Üf. Ya ama Zariş üzülme. Bak artistler dedikodusu çıksın üstüne bile para veriyor. Ne saçmalıyor Zeynep ya. Gündemde kalma olayı diyorum yani. Ay aşkım ne kadar saf işkusun sen. Öyleyim ben Zeyno. Ama bunu kutlamalıyız. Lan neyi kutlayacağım ben Zeyno? Köylünün ağzına sakız oldum. Babamla aram açıldı. Ben neyi kutlayacağım ya? Ya ama kankitom sen beni hiç dinlemiyorsun. Bu olayda can sıkacak hiçbir şey yok. He, yok değil mi? Ondan sen günlerdir üzülüyorsun, duruyorsun, canını sıkıyorsun. Arda diye diye başımın etini yedin ya. Sarışko bana Arda deme. Bana Arda deme. Öyle bak, bir şey soracağım sana. Sen bu adayla nasıl tanıştın? Ha? Bununla tanıştığında senin böyle başka arkadaşın falan var mıydı? Böyle başka arkadaş. Buldum kız. Neyi buldun? Şimdi söyle bakalım. Bir kadını mutlu edecek üç şey nedir? He, nedir? İşte kırlarda dolaşmak, koyun otlatmak, erkekleri dövmek. Bilemedim kuzum. Yani shopping, ay kapın alışveriş. Yok ben sevmiyorum alışveriş Zeyno. Ama kanki Tom'un kalbi kırık. Kız kıza takılmaya ihtiyacı var. Sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? İstiyorum, niye istemeyeyim? İstiyorum da sen mutlu olunca ben olamıyorum. Onu ne yapacağız? Lan tamam lan. Öyle şey, suratını şey yapayım, dayanamıyorum ben. Tamam, ne yapacağız? Yes! Şapayla gidiyoruz. Hayırdır? Anlaşılan Seher de sana mesaj atmış. Rüstem İblisi bir hile peşindeymiş. Şimdi öğreniriz ne olduğunu. Evine hoş geldin sarı kaplanım. Sen de garı panterim. Hoş bulduk kızlar. Hoş bulduk. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Evde kimse yok mu? Anneniz babanız falan? Kimseler yok. Bize istediğinizi yapabilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Hadi anlatın. Niye? Mesaj attınız ya. Babam hile yapacakmış diye. Ha yapacak. Sizi göğden kovmak için hile yapacak. Onu anladık. Onu anladık da ne hilesi yapacak?
şey yapacak. Ay. Beni fenalıklar geldi. Ay kız kardeşim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Diyorum ki biraz şöyle soğuk soğuk gazoz ikram edelim de ferah ferah anlatayım. Ha, yok yok, hiç gerek yok. Çünkü acelemiz var bizim bir de. Ama olur mu? Yani biz size bir şeyler ikram etmeden göndertmeyiz. Evet, hem biz kek yaptık. Çok güzel yapabiliyoruz. Havuçlu kek. Kekimizi yedirtmeden göndertmeyiz. Hadi bakalım. Geliyoruz. Çattık ya. Hem de nasıl? Kız kardeşim İkno, işe yarayacak mı dersin bu? Kızım yarayacak tabii. Biz şimdi oğlanları uyutacağız. Ondan sonra onlarla fotoğraf çektireceğiz. Biraz zarifi gibi bizim de adımız çıkacak. Mecbur bu bamda evlendirecek. Tabii kızım, bizim Zarife'den ne eksiğimiz var? Bizim Zarife'den hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Zekamızdan fark yaratacağız bir kere. Kız kardeşim, ya biz niye bayıltıyoruz olanları? Kız kuş beyin, seni kaç kere anlatacağım? Azıcık Türk filmimizde hayat öğren diyorum. Beni bak, öndekiler olanların, arkadakiler bizim. Sakın diyeyim karıştırma. Ben de. Kaplanım yarasın. Sen bir çak sıcak. Hey kızlar, sizi dinliyoruz. Azıcık daha iç şöyle, ferah ferah anlatacağım. Vallahi şok olacağım. Bak şok olacağım. O yüzden iç bakalım. İç kaplanım, iç. Anlaşılan sizin bir şey bildiğiniz yok. Hadi Barış, biz gidiyoruz. Yok yok. Dur kız kardeşim, anlat bakalım. Çabuk çabuk. Babam kartlara mıknatıs koyacakmış. Mıknatıs mı? Kartla mıknatısın ne alakası var? Filmlerde görmüştüm. Ya babam diyor, filmlerde görmüş. Ha, anlaşıldı. Kardeşim, beni bir şeyler oluyor. Kız kardeşim, beni de bir şeyler oluyor. Kız beni bak, senin gazozları karıştırdın. Kız kardeşim, galiba öyle oldu. Kız bir şey de beceriver, koş. Bak sen ya, bizi dümen yapmak. Ben anlamıştım bunların bir şeyler karıştırdığını. Neyse ki zekaları engel oldu. Ver bakayım sen şunu. Mutluyum aslında. Arkadaşlarımın zoruyla mutluyum aslında. Arkadaşlarımın yanında. Zoruyla mutlusun aslında. Arkadaşlarının yanında. Mutluyum aslında. Arkadaşlarımın. Arkadaşlarımın zoruyla.
çok tatlı. Nerede vermiş? Yazıyor bak, Alaçatı'dalar. Nereye Savaş? Biraz gezip geleceğim. Gez gez tabii. Ortalık karıştırdın ya, biraz hava al. Ah Savaş ya. Sen bunu nasıl yaptın bana? Ya baba, adam bizim için bütün köyü karşısına aldı. Zor zamanda sırtımızı mı dönelim? Bir kerelik dönüverseydin. Ya abim doğru söylüyor ama baba. Biraz böyle sorumsuzca bir iddia değil mi? Yani ya kaybedersen ne olacak? Merak etme anneciğim, ben kaybetmem. Ya bu Savaş, bak bu kadar sene sonra bir evimiz, yuvamız oluyor. Bir seven komşularımız var. Ben gitmek istemiyorum buradan. Ah bir de beni dinle Şefika. Asıl ben çok bağlandım bu köye. Çocukluğumu anımsıyorum. Her sokağında, taşında, toprağında. Oldu. Sanki köyde büyüdün. Doğru, ben metropol çocuğu değil mi? Çıldak köyünün kavakları, dökülür yaprakları. Bana da derler Şinasi, yârim fidan boylum. Merak etmeyin. Hiçbir yere gitmiyoruz, burada kalıyoruz. İnşallah. Yakarım konakları. Ay, alışveriş çok iyi bir şey değil mi? Nasıl rahatladık ama. Kız, ne rahatladım ya? Ayaklığım koptu benim. Başım da dönüyor. Rahatlasa rahatlasa. Ama cüzdanım rahatladı be. Aman boş ver, çok cici şeyler aldık. Hem kafamızı da dağıttık. Oh mis. Mis ne demez. Hay Zari. Ama artık gül biraz ya. Zeyno ne güleceğim ya. Şu halime bak, silk soytarılar gibi oldum. Aşk olsun Zarişko. Oyun bozanlığı yapıyorsun ama. Çok güzel oldun ya. Ay oturamıyor bana. Ey tamam. Tamam ya, öf tamam. Ey. Ben asıl ne soracağım sana? Sen bu Barış'la, yani işte Ağda'yla nasıl tanıştın? Tanışmaz olsaydım o eşek herifle. Ay sen, ben yine kötü oldum. Ya. Tamam öyle şey, bağa mı deriz, rezil olacağız ya. Bu ne ya? Tamam. Ya. Adı bir fake'miş adı. Bunu nasıl yapar? Tamam. Üzülme ama. Ben seni üzmek için mi sordum kız? Öyle merak ettim. Tamam. Boş ver ya. Arda out. Dedikodu out, okay? Okay. Okay. High five. Çak. Kız dayanışma olayı ya. Çok cool. Ya şöyle bir şeyler içelim ya. He, içelim ya. Soğuk bir şeyler içelim. Ben hemen geliyorum. Ha? Tamam. Lan oğlum böyle olmaz, olmaz, yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun, yanma, yakma. Lan oğlum böyle yakma. Ay, Zariş baksana çok güzel değil mi? Pimmiş pimmiş. Yakıştı mı? Hadi yakıştığını söyle. Bütün 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 bütün. Yakıştı yakıştı. Çok güzel oldun valla. Lady Gaga halt etmiş yanında. O derece yani. Ay teşekkür ederim. Bu anı hemen not etmeliyim. Ay öyle mi? Neden ki? Neden olacak? Daha önce hiç böyle dayak yemedim diye not edecek herhalde. Zari. Ne? Zari ha? Nasıl güzel bir isim o öyle. Hem şakacı hem güzelsiniz. Bayıldım. Ben de sana bayıldım ya. Bayıltacağım ben şimdi seni. Bayıltacağım şimdi seni. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Başına güneş mi geçti senin? Ha? Kafa mı gitti sende? Azıcık serinlemek ister misin sen? Ha? Başka isteyen var mı? Siz istiyorsunuz mu? Sen kaşındın. Hadi gençler. Ne yapıyorsun sen kızım? Ne oluyor lan? Lan yavaş yavaş. Erkeksiniz. Lan erkeksiniz. Tek tek gelip gelip beni. Bırakmazsak ne olur? Kim kurtaracak seni? Zeyno! Zeyno! Da! Ya! Bırak lan kızı! La bırak lan! Lan erkeksiniz, teker teker gelin be! Oo, eğlence varmış, beni çağırmıyorsunuz.
Oğlum sen beni mi takip ediyorsun lan? Asıl sen benim gittiğim yerlere gidiyor olmuyorsun. Harika Spartakus. Dalgan, siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ya Zarife, geçerken uğradık işte. Tesadüf. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de öyle hava almaya çıktık. Lan size mi hesap vereceğim be? Görüyorsun değil mi lan? Hem seni dövüyorum hem azar işitiyorum. Sohbet ediyoruz kızım, atarlanma hemen. Lan sohbet etmek istiyorum. Ne var lan sizler? Defolun gidin lan telekeler. Yine. Görmeyin lan sizi burada. Yine. Ben de görmeyeceğim lan bir daha sizi burada. Ask a ghost to Zari. Yes baby. Aa Zarife. Değişmişsin. Kıyafetin, saçın falan. He. Çok güzel olmuşsun. Yok lan, güzelimize olmadın. Bu ne lan? Hiç güzel de, hiç güzel değilim. Zari sen niye konuşuyorsun bu duygu katilleriyle? Has, hate, nefret! Zari bekle beni! Sen ne güzel bir şeysin ya. Ne? Şinasi? Uçurt beni bir tanem. Şinasi dedim. Uçurt beni. Ben seni şimdi bir uçururum. Uçurum. Kimsin? Kimdi o kadın? Kim kimdi? Rüyanda konuştuğun kadın. Senden başka kimi rüyamda görebilirim, hayatımın kadını? Ay Şinasi, bayılacağım vallahi. Hep böyle yan gelip yatacak mısın sen? Aklımda bir şey var. Asuman pişirsin yemekleri. Sen hep yut onları. Utanıyorum artık. Ama kadın çok güzel yemek yapıyor. Ben yapmıyorum. Yapıyorsun. Bana bak, şu çocuklardan utan. Harçlıklarını çıkartıyorlar şarkı söyleyerek. Bak geçen gün 250 lira kazandılar ya. Ne? Evet. 250 lira mı? Lan bize gel. Erkan, Sevgi, beni bekleyin. Bu iş menajersiz yürümez. Yürüyemez. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bugünlük bu kadar yeter. Hatta bir ay daha kötü bir şey olmasın. Yok. 5-10 sene daha olmasın. Amin. Eminem, nar çiçeği nasılsın? Nasıl olayım be Osman? Görmüyor musun durumları? Hep bizim yüzümüzden. Biz bir şeycik yapmadık ki. Nasıl bir şey yapmadık? Oğlanları ablanın başına biz sardık ya. Hep bizim bencilliğimiz yüzünden kurban oldu ablam. Hep o solucan üstemin yüzünden. Bir gün denhada kıstırıvereceğim ben onu ya, hadi neyse. Yapamayacağın şeyleri söyleme be. Yapınca görürsün. Ne bu be? İşi gücü yok mu bunların? Benim Salih babamla Zarife hakkında konuşmaktan başka? Olacak işte, ne olacak? Konuşacak başka şeyiniz mi yok ağa gideş? Gezegenle yer değiştiriveriyor. Tabii haliyle burçlar da yer değiştiriveriyor. Mesela şu an benim burcum ne burcu onu bilmiyorum. Osman ne dedin sen? Ya kutup ayları Emine, kutup aylarına çok üzülüyorum. Kutup ayları ne olacak diye düşünen yok Emine. Neymiş? Zarife oğlanlarla konuşuyormuş, görüşüyormuş. Sana ne lan, sana ne? Osman diyorum. He, kusura kalma Böre hocam, biraz sinirlerini verdim de ondan. Yok, onu demiyorum Osman. Sen ne dedin diyorum. Ne dedim? Aferin lan sana. Dedin ya böyle konuşacak bir şeyler falan. He, aferin değil mi? Demek iyi bir şey söylemişim Emine. Tabii iyi bir şey dedin. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şimdi biz köylünün ağzını öyle bir şey sıkıştıracağız ki ablamı konuşmayı unutacaklar. Vallahi biraz korktum ben. Çıtır gevrem. Nasıl olacak o iş? Salih Bey. Heh. Hayırdır? Nereye böyle selamsız sabahsız? Buyur gel bir kahvemi iç. Sağ ol Meryem Hanım. Sağ ol. Valla biraz bugünlerde canım sıkkın. Şimdi sizin de canınızı sıkmayın. Aa, yabancı mıyız biz ayol? Gel hadi gel. Dertleşir sen. Ey madem. Buyur. Hadi anlat bakalım. Ne bu hal? Rüstem teknenin senetlerini satın almış. Akşama kadar borcunu öde diyor. O ne demek öyle ayol? Bundan sonra kendinize başka balıkçı bulacaksınız demek Meryem Hanım.
O kadar parayı nasıl denkleştireceğim ben? Bak sana ne diyeceğim. Ne kadar borcu varsa hepsini ben veririm. Hı? Duymamış olayım Meryem Hanım. Aşk olsun. Ana! Ne oluyor Asma? Kaç yıllık esnafız şurada. Onca hukukumuz var. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Anladım, anladım. Gördüm ama eğer biraz daha durursak onlar da bizi görecek. Çabuk yürü. Hadi gel saklanalım yürü. Bir değil ki dert Meryem Hanım. Bin. Buraya kadar dert de oldu. Kolay değil. Yani bu Rüstem Alçağı yüzünden Zarife'nin de kalbini gördüm. Ha, olacak şey mi? Canım ciğerim o benim. Dilim tutulaydı da o lafları etmeyeydim. Şimdi Zarife şu kapıdan içeri girse ne yapardın? Ne söylerdin ona? Ne edeceğim Meryem Hanım? Kocaman sarılırdım ona. Bir kokladım onu ta kalbime kadar. Benim işim de kolay değil Meryem Hanım. Baba. Bana müsaade Meryem Hanım. Salih Bey. Bana müsaade. Zarife'yi görünce nasıl da panikleyiverdiler. Salih Bey nasıl kaçıverdi? Ay kesin bunların arasında bir şeyler var. Asuman bir şey soracağım. Kim bu kadın ya? İşte Meryem. Ben o yılanı var. Ne yapıyorsun? Aa, dur bir. Bu yaştan sonra mekan mı basacağız? Bir sakin ol, bir dur, bir düşünelim. Ne yapacağım ya? Öylece oturup da Salih'i bu çatıya mı kaptıracağım ben? Ay ilahi Asuman. Bir erkeği cezbetmenin türlü yolları vardır. Bekle. Ne gibi? Ay Asuma, ilahi. Seninle çok işimiz var. Hadi yürü gel gel. Hadi gel. Dünyada ben çok ömür kısa. Hayatta zevk yok. Aşk olmasa. Param yok. Şak şak şak. Kolum yok. Şak şak şak. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Şak şak şak. Aşk dolu. Şak şak şak. Şu kalbim. Şak şak şak. İşte budur benim servetim. Kesen boş. Hayat hoş. Şak şak şak. Aşktan başka bu dünyada her şey boş. Şak şak şak. Kısmetim. Şak şak şak. Bu benim. Şak şak şak. Sevgim var ya ben de zenginim. Gelmedin. Bekledim. Kimseyi sevmedim. Aşkın tek ümidim. Sevgin benim. Ya bu iş böyle olmayacak ya. Bir şey yapmalı. Hadi Şinasi bir şey yap. Dünyada dert çok. Şak şak şak. Kolum yok. Şak şak şak. Malım olmasa da ziyanı yok. Şak şak şak. Şak şak şak. Kalbim. Şak şak. Koluma. Çekil ben. Bırak. Bırak lan. Benimle para geri alınmaz. Benimle mal geri alınmaz. Aa çekil ben. Oğlum gitsene ben. Aa. Ben size bu paralarla Mengizlerle albüm yapacağım. Albüm. Bırak. Bırak paraları. Param yok, kolum yok. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. İyi benzettik ama dingilleri. Aynen lan. Nasıl kaçtık abiler? Ben gelmesem işin zordu da. Ne zoru lan? Hallediyordum oğlum ben. Hallederdin, hallederdin. Ne diyeceğim sana? Sen niye Zarife'nin yanına gittin? Sen niye gittiysen ondan gittin. Artık şu konuyu netleştirsek diyorum. Ya neyini netleştireceğiz oğlum? Zaten her şey çok net. Anladın sen neyini netleştireceğimizi. Arada duruyorsun. Çekil arada.
Benim yerim çok iyi kardeşim. Sen çekil aradan, sinirlenmeye başlıyorum. Oğlum bak kardeşimsin diye sesimi çıkarmadım. Beni uyar! Ben dersleri alıyormuş. İlk ben buldum. Önce ben gördüm. Yalan mı? Ne oluyor lan orada? Hop 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 hop. Ayrılın bakayım. Şşş, durun bakayım. Ne oldu? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Kardeşim taşıma aldı. Önce ben görmüştüm, elimden aldın yalancı. Dur lan dur. Taş için kavga edilir mi oğlum? Lan kardeşler arasına hiçbir şey girmez. Bunu öğrenmediniz mi siz? Öğrenememişler işte. Verin bakayım o taşı bana. Kimdi o? Heh. Alın bakayım şunları. Al. Bir daha kavga etmiyorsunuz tamam mı? Görmeyeceğim. Tamam hadi. Hadi bakayım. Koşun lan çabuk. Buraya. Ne diyorsun? Bir yemek yiyelim mi? Yiyelim ulan. Uzun zamandır kardeş kardeşim şey yapmadık. Zamanıdır. Baba. Ne var? Bir şey demeyecek mi beni? Benim sana diyecek sözüm yok Zarife. Dedin. Duydun mu? Meryem ablaya dedin. Baba. Benim bu köyde neler dediler biliyor. Neler diyorlar. Erkek gibi kız diyorlar. Deli diyorlar. Yaban diyorlar, evde kalmış kız kurusu diyorlar, neler neler diyorlar. Hiçbiri umurumda değil benim. Oğlanlarla adım çıktı diye. Ben de dedim, hiç yani. De. Sen öyle dedin ya bana, öyle lafla ettin ya. Çok, çok içim yandı baba. Ama dedim tamam ben de. Biliyorum dedim yani babam. Canı yanmasa, içine ateş düşmese beni öyle şeyler demez dedim. Biliyorum yani. Ne bileyim baba. Oldu işte. Sen de uzatmasan, affetsen beni. Ha? Olmaz mı? Sen de beni affet. Allah'a dikkat edeceğim bir daha hiç. Tamam mı? Çok dikkatli olacağım. Tamam. Bir daha ben de sana öyle kötü sözler söylemeyeceğim. Tamam. Salih. Vallahi bak bu torunlarıma bir daha bağırırsan. O zaman göstereceğim ben sana. Baba. Dur sen de utandırma beni. Ne güzel sevgi pıçırtısı gibisiniz. Biz hiç yapmazdık böyle şeyler. Annem ve babam hep çalışırdı. Aman çalışın da işte be kızım ne güzel. Ne var bunda üzülecek? Doğru Salih amca ama çalışmaktan beni sevmeyi unuttular. Beni kim sevecek ki? Kız Zeyno. Biz seni seviyoruz ya. Biz de güne gidiyoruz kız. Allah Allah. Zari vallahi benim ne parada, ne pulda, ne malda, ne mülkte. Ben sevgiye ihtiyaç duyuyorum. Neyse ben lavaboya kadar gideceğim. Ya ben sanki üşüdüm biraz. İstersen benim uyukamalı be. Teşekkür ederim Emo'cum. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Yavaş lan, yavaş. Tamam. Salih kaptan görürse kesin beni öldürür. Ulan Osman sana bir şey soracağım. Ya madem kaçma planını birlikte yaptınız, biz niye böyle saçma sapan atraksiyonlara giriyoruz ki? Kaçın birisinin gitsin arkadaş ya. Tedbir ama şu oğlum, tedbir, tedbir. Salih kaptanı yakalarsak, Eminem suçlu durma düşmesin diye rol yapıyoruz, rol. Lan sen konuşacağını biraz konsantre ol lan, konsantre. Sen hiç, lan hiç macera perest değilsin ha. Sen Kara Murat'ımı izlemedin mi lan? Konuşma lan.
Ya Rabbim ben ne günah işledim ya. Kurtar beni şu Osman illetinden. Hadi lan hadi. Tamam dön şimdi. İnsan lan bu da insan. Çekilin. Siz Allah'a yakalanı vereceğiz. Sen benim altımdan çekil esas. Yani çekil şuradan. Emine. Kız. Şişt, Samet gel lan içerilere bakıverelim Emine ne demiş diye. Ver Osman. Bak içimde çok kötü bir his var. Yakalanı vereceğiz. Gel geri dönelim. Artık hiçbir güç beni bu operasyondan vazgeçer bilemez Samet. Emine'nin kendisi bile. Emreler diyorum. Evet. Kaçak odun kesmişler ormanın arasında. Gide gidiyorlar. Kız ne oluyor seni? Birini mi bekliyor? Yok abla. Ne bekleyeceğim? Ne bileyim öyle saatine bakıp duruyor. Pili bozulmuş da ondan bakıverdim. Neyse sen bana bak. Şimdi bu ormanın arasına gitmişler mi Emreler? Evet. Ha, gizli gizli. O ne ya? Bu ses nereden geldi? Bir ses gelmedi mi? Hangi ses? Bir ses yok ki. Ses duymadık biz. Değil mi abla? Ses falan yok. Kedi de baba. Kedi. Bu taraftan geldi. Vah vah. Ben bir bakayım bu. Hayırdır inşallah. Ha. Alo? Allah cezanı vermesin. Ne yaptın lan? Şimdi yan bastık. Bobby tuzağı koru vermişler. Lan bu sefer kesin yakalanıveririz. Salih kaptan. Yandık lan yandık. Bunu kim devirmiş? Konuştuğumuz gibi planın dışına çıkmak yok. Ne konuştuysak o Samet. Tamam lan tamam. Karides. He? Vah dip filizde birazcık. Vah. Ya daha önce niye haber etmedin bana? Ya. Tamam. Tamam. Olur mu canım öyle şey? Ben getireceğim öyleyse biraz sana. Tamam tamam hallederim ben. Hadi hadi. Eyvallah kolay gele. Sar 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 sar. Niye bağırıyor oğlum o? Korkma bal yanaklım korkma. Hadi lan hadi. Tamam. Emine bağırma Emine. Hadi bakayım ufak ufak. Özür dilerim Emine. İş kazası oldu. Neydi? Levent Usta, bizim karides bitmiş de dükkanda tıka basa doluymuş bu akşam. Ne edem götüreceğim de te şimdi üşendim ha. Ben götüreyim baba. Ha yorulmasa? Olmaz ya. Saat de geç oldu kızım. Ben götüreceğim artık. Sen beni hala güvenmiyorsun değil mi? O nasıl söz? Ben sadece senin hiç akıllanmayacağım ha. Ya hayır ben... Yorulma diye yine söyledim. Olur mu canım öyle şey? Madem öyle istiyorsun sen götür öyleyse. Ama... Baba sen gitseydin keşke. Ya Zarife gitsin kızım. Zarife gitsin. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. İyi. Bu kız niye ses çıkartıp duruyor? Bir saydan kaçırmıyoruz değil mi Emine'yi? Oğlum konuştuk ya. Ya Emine rol yapıyor rol. Ama bak kurban olduğum tam metot oyuncusu ya. Bak benim diyen oyuncu var ya böyle oynayamaz ha Samet. Lan tamam boş konuşma hadi. Boş konuşma.
Kafaya dikkat et. Hadi şuraya doğru at. Aman. Ay! Lan ne yaptın lan? Aha kafası gitti Emine'nin. Bu Enver'le bak kurnazlar ya bunlar. Ormanın arazisine sen gir. Ormandaki bütün kaçak kes çamları. Ha? Kamyona da yükle. Ben hemen gidiyorum. Tamam mı? Bu Zeyno herhalde kubura düştü. Anlamadım ben yani. Ben gelmeden gitmesin desen ona. Tamam. Oldu kızım oldu. Ben de birazdan yukarı çıkacağım. Halim de yok zaten. Biraz dinleneceğim. Ya dur dur. Ben de yatacağım zaten. Rüyamda da Fadime'yi göreceğim. İyi Fadime'nin ismini hatırlayıverdin. Oldu bu bak. Başladı gene Fadime. Ya hepiniz hayırsız çıktınız vallahi. Beni hiç düşünen falan yok artık. Bak. Fadime değil mi? Bir laf ettin mi? Hayırsızsın. Hadi iyi geceler. Gittiler. Hadi bu ormana, kaçak ormana götürdüler. Araziye, Enver'le sattılar. Aa, hikayeyi dinlemedin bana daha. Bana ne ya Enver'den bana. Nefes alıyorlar. Yaşıyor. Çabuk gel çabuk. Neredesin Orhan Osman? Neredesin? Allah! Bak. Dikkatli tut lan düşüverecek yine. Ah. Bak bak. Kendine gelmeye başladı fıstıklı kurabiyem görüyor musun? Ya tamam hadi tut şimdi düşecek yine. Allah Allah. Lan insan kız kaçırırken telefonun sesini açık bırakır mı? Doğru. Bir dakika. Panik yapma Samet'ciğim. Bak Salih Kaptan duyacak. Şimdi ben bir dakika. Şu iş bir bitsin. Bir daha senin yüzünü görsem iki olsun Osman Efendi. Yeter lan yeter. Ne? Bu Osman telefon sesi değil mi? Aa, Emine bu. Aç ulan hadi aç. Açıyorum Samet tamam. Niye stres yapıyorsun ya? Alo Eminem. Oralarda hava nasıl? Bülbül sesin iyi mi? İyiyim Osman. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? seni kaçırıyoruz Eminem. Aa, Emine. Emine. Sana çok önemli bir şey soracağım da. Sen buradaysan Emine, halının içindeki kim acaba? Lan hani bu Emine'ydi? Evet işte ben de onu diyordum ama dur bakayım şimdi. Tabii kim tabii acaba ya? Ne bu çıktı be? Bu kim ya? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz aptal şöpütler? Vallahi benim bir kabahatim yok. Aha hepsi bu Osman insanın marifeti. Lan şempazı bir kız kaçırmayı bile beceremedin değil mi? Ah. Dim buradan, dim buradan. Ya Emine şimdi senin bu hırkanı giymişti onun için ben şey ettim. Lan. Benim yeme de vur Emine. Vur vur. Ah. 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 Kız kaçırma olayı mı? Çok oryantalistik. Ah. Ay. Ah. Lan bir selfie çekelim ya. Bunu bile beceremedin değil mi? Değil mi? Tamam bebetolar, benden laf çıkmaz. Merak etmeyin. Relax, chill. Hadi ben kaçtım, bye. Yoruldum lan. Samet, sen iki dakika babama bakıver. Ulan, ben yoruldum. Sen yorulmadın mı lan? Gitmiş kimi kaçırmış bir de ya. Ne oldu lan? Daldın gittin uzaklara. Ne bileyim ya. Eski hayatımı özledim lan ben. Gece dışarı çıkmayı. Her gün başka bir hatunla takılmayı. Yine heyecanlar falan. İstanbul'u özledim lan ben. Al benden de o kadar. Ne işimiz var lan bizim burada? Hayır ya ne yapıyoruz biz burada? Ne yapıyoruz yani? Ne işimiz olacak? Babamın peşinden sürüklenip duruyoruz. Ne yapacağız yani? Ya sıkıldım ben kardeşim ya. Sıkıldım ben burada ya. Gidelim buradan abi. Haklısın kardeşim. Ne biz buraya ayak uydurabiliriz ne de burası bizi kabullenir. Aynen öyle abi. Ulan o Zarife'nin yüzünden birbirimize düşüyorduk az kalsın ya. Bu mevzuyu hiç açma kardeşim. Şu an keyfimiz kaçmasın. Aynen aynen. Kapattım. Yarın sabah ilk iş babamı alıyoruz karşımıza söylüyoruz. Tamam. Aynen çok haklısın.
Zaten köyde eve yerleştiler. Keyifleri yerinde. Aynen. Babamı da biliyorsun. Allem eder, kallem eder, o formülü alır. Aynen. Alsın, alsın. O formül bir yaramaz da. Biliyorsun değil mi? Yaşa. Ağzımdan aldın lan. Oh! Ulan şimdiden rahatladım be. Eski günlerini hatırlıyorsun yani. Yeni günlerin başlangıcı da olabilir. Afiyet olsun. Yani dediğim gibi hayatın tadını çıkarmak için oradan oraya yollardayız yani. Süpermiş. Bilir ne enteresan şeyler yaşamışsınızdır. Tabii, neler neler. Size şöyle söyleyeyim kızlar. Don Kişot'un bile bizim kadar macerası yoktur. Ve birazdan yel değirmenlerine saldırmak için yol alacağız. Hazır olun. Lan, bir günde sabahınızı, akşamınızı uysun be. Bu ne ne ya? Hadi yat halının içine kınalı kuzum. Hacet kalmadı. Babamla ablam barıştı. Aa, oğlum gül kokulu yarim. Sonuçta Salih baba Zarife'yi affetmiş olabilir ama köy halkının ağzı poşet değil ki büzesin yani. Ya boş ver sen köy halkının, canları cehennemi onların. Hadi babam kalkmadan gidin siz. O kadar da becerebilirsin değil mi Osman? Emme ben çok hayal kurmuştum biliyor musun bu geceyle alakalı. Hani sen ben baş başa ne bilen. Kınalı kuzum kusura bakma. Osman ne yapıyorsun? Vazgeçtim Osman, vazgeçtim diyorum seni. Vallahi ben vazgeçemem Emine. Çünkü dün geceden beri ebe gübecim çok hayal kurdum biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Samet tutuver şunu. Gel şunu. Lan oğlum hadi deminkini anladım da bu niye bağırıyor şimdi? Naz yapıyor naz. Allah'ım yarabbim. Kaldı, kaldı Samet. Yani anlattığım gibi işte bizim hayatımız bu kadar. Sizin hayatınız çok masraflı görünüyor ama bunca şeyi nasıl karşılıyorsunuz ki? Biz mi? Mankenlik yapıyoruz biz. Tabii tabii. Mesela ben sadece kuşluk zamanında podyuma çıkarım. Can çıkar huy çıkmaz tabi. Ne olacak? De, bu benim için de geçerli. Zarife ne yapıyorsun sen burada? Zarife. Evet. Hayırlı işler, kolay gelsin. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Şimdi kızla. Size bu ikisini daha yakından tanıştıracağım ben. Bu senin yanındaki var ya, bu sarı kaplan bu. Bu romantik olan. Tabii romantik serseri bu. Ay ne romantik, ne romantik. Benim en yakın kız arkadaşımdan sevgili oldu. Bunun parasını yedi, yedi, yedi kaçtı. Kız da kafa şey belli değil yani. He. Senin yanındaki kara oğlan. Tabii çok delikanlı o. Nasıl delikanlı? Böyle bir göğsünün böyle kısım kısım kısılıyor. Bir havala, bir havala, bir böyle bir haller de böyle cürmü kadar yer yaktığı yok bunun. Ya? Öyle anlatayım dedim. Yani sonuçta bunların ikisi de alçak, hain ve yalancı. Tabii. Biz şimdi hepimiz böyle şeyiz ya yani kadınız diye ben öyle anlatmak istedim. Artık gerisi tabii size kalmış. Neyse o zaman bana müsaade. Tekrar kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. İyi akşamlar.
umurumdaydınız. Yavaş yavaş yavaş. Of be benim. Ah Osman ah. Kafanı kırmak bana borç oldu. Tut. Gel Emine. Emine. Şimdi ben senin kaçırmış oluyorum değil mi? Sen bir çuval inciri berbat etmiş oluyorsun Osman. Her yerim ağrıyor be. Sen onu boş ver acı biberim. Hallediveriz onu. Kafaya takma. Biraz şıpıldak sürüverdik ve hiçbir şeyin kalmaz. Çok biliyorsun. Her şeyi biliyorsun zaten. Bir kere de beni dinleseydin. Ne olurdu? Sevdiğim kızı başkası için kaçırmak da benim kaderimmiş demek. Ne oluyor Osman? Hiç Emine. Hani sen üşüme diye şey ettim denizosun. Bu sıcaklığın ne üşümesi be? Sakın sırnaşma bana he. Yok yanlış anladın sen beni deniz gözlüm. Sen dur bakayım şöyle. Gel bakayım he. Dur burada. Aa Emine. Ne yapıyorsun? Resim mi çiziyorsun? Vallahi bizim ilkokulda İrfan Hoca vardı hatırlıyor musun? İrfan Hoca derdi ki Osman sen çok güzel resim çiziyorsun. İleride Picasso olacaksın derdi, yemin ediyorum. Tabii öldü, Allah rahmet eylesin. İrfan Hoca gitti. Hatırlıyor musun İrfan Hoca'yı? Şimdi sen bu çemberden dışarı çıkmayacaksın Osman. Bana sokulmayacaksın. Tamam? Ama Emine. Konuşma. Bu çemberden çıkarsan eğer vallahi ömür billah suratımı göremezsin. Ama oldu mu şimdi Emine? Yani böyle olur mu sence? Sakın Osman. Bak sakın diyorum sana he. Bitersin benim için, bitersin. Ayağı deş, böyle kız kaçırmak mı olur ya? Pislikler! Oğlum. Ha? İyice tepem attı lan. Niye lan? Ne oldu, ne var, ne var? Ne hakkı var lan bize böyle davranmaya? Yok, doğru. Hiç mi hakkı yok? Davranamaz, davranamaz. Davranamaz. Doğru. Ben Zarife'ye gidiyorum. Ha? Dur. Ben Zarife'ye gidiyorum, ben. Şşş. Çıkarırdan lan. Olsun sen şöyle bir çekil. Bak burada Zarife'ye gidecek birisi varsa o benim. Sen değilsin o. O benim. Tamam ben gidiyorum Zarife'ye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir şey diyeceğim sana. Heh. Gideceksin ne diyeceksin Zarife'ye? Yani şey diyeceğim. Zarife diyeceğim, burunlayacağım böyleyken böyle. Kıvırma lan. Oğlum. Sen seviyor musun lan bu kızı? Sen mi seviyorsun lan bu kızı? Bana saçma sapan sorular sorma. Alakası var lan. Ulan asıl sana ne lan o zaman? Sen neden soruyorsun bana bu soruları? Sen ne diyorsun lan? Ayıp lan. Özür dile yardım et. Özür dile yardım et. Kardeşim, özür dilerim. İstemem ama bir saniye kaldıracağım. Kaldır. Kaldır kardeşim. Hiç rica ederim. Hiç önemi yok kardeşim. Hiç önemli değil kardeşim. Oh. Düştük lan biz. Niye düştük lan biz? Benim anlamadım. Sen düşüyorsun, ben ne düşüyorum? Basit. Çok basit. Çünkü ben düşersem sen de düşersin. Oğlum. İçim yanıyor lan. İçim yanıyor. Niye lan? Zarife. Zarife! Şşş bağırma oğlum. Ne bağırıyorsun lan? Zarife! Şşş bağırma oğlum. Zarife! 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 Neredeyiz biz ya? Lan biz burada mı ne yaptık lan?
çalışıyorum. Dün gece ne oldu? Ulan ne bileyim, hatırlamıyorum ki. En son Zarife Marife burada bir şeyler. Abi bir Meryem'in peşine ne hallere düştük ya. Hep bir Meryem yüzünden oldu değil mi bunlar? Oğlum babamla konuşalım, bu meseleyi artık bitirelim, halledelim, gidelim burada ha. Bence de konuşalım. Sonra kalan kalsın buradan. Ben de gitsin. Yani şey anlamında, hep beraber gidelim. Bence de. Yani sen git. Yani sonra hep beraber gidelim işte buradan yani, neyse. Ya nerede bu ev halkı? Ben bu baykuşlar gibi tek başıma oturuyorum burada. Yancı hazırladım dede. Hadi. Zarife. Ha baba. Kızım Emine'yi gördün mü? He, o benden önce kalktı herhalde. Şş, bana bak. Bu hiç yatmamış olmasın. Yok canım. Ya. Emine. Emine. Dur ben bakayım. Emine. Ya ne bağırıp duruyorsunuz Allah aşkına? Bu 3 yaşında bebek mi bu? Emine. Emine. Kız. Emine. Samet. Hoş geldin oğlum. Kahvaltı ettin mi sen? Ben yemeyeceğim dedeciğim, sağ ol. Ne sen bilin. Samet, bugün Emine'yi gördün mü hiç? Yok kaptan, ben görmedim. Dün gece de hiç buraya gelmedim zaten. Eminsin değil mi Samet? Bana bak, o bozumlu çökerek suratlıyı da görmedin değil mi? Kimden bahsediyorsun kaptan? Osman'ı diyorum, Osman'ı. Şey. Şey deme. Bu kesin bir şey biliyor baba. Anlat bakayım ne oluyor? Oğlum söyle kurtul, geveleyip durma. Söyle bana, söyle. Söyle. Osman kaçırdı Emine'yi. Ne? Ne? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun sen lan? Durun durun durun, yani öyle kaçırmak değil. Mecbur kalmışlar, mahsustan bir kaçırma olayı yaratmışlar yani. Oğlum doğru düzgün konuşsana. Ne demek mecbur kalmışlar, mahsustan kaçırmışlar? Ne demek bu ya? Zarife ile garavancı oğlanların dedikodusunu bastırmak için yapmışlar. Allah Allah. Ya köy kendilerini konuşuversin diye, onların da kötü bir niyeti yok aslında. Onlara ben kafalarına göre iş yapmak ne demekmiş göstereceğim. Nerede bunlar? Şeyde. Nerede lan? Nerede, nerede? Eski zeytinyağı deposunda. Yani öyledir herhalde, ben öyle olduğunu zannediyorum. Bak bak, kafaya bak kafaya. Zeytinyağı deposu öyle mi? Bunu ayrıca seninle Samet özel olarak konuşacağız. Sen şimdi burada babanla kalacaksın, o da kaybolmasın bir yere keçileri kaçıracağım. Yürü Zarife. Ali. Sen dikkat et, burada kal. Kıza bir şey yapma. Yürü Zarife, yürü. Kardeşini getirelim bari. Ben de. Kafayı mı yedin sen? Emine, birlikte geçirdiğimiz bu ilk gecenin sabahında seni böyle orijinal bir şekilde uyandırıvermek istedim. Çok orijinal bir şekilde olmuşum gerçekten. Ne oldu kıymalı pidem? Ay aman. Çıkabilir miyim ana kraliçem? Sıkma canını benci tanem. Bak bir şey söyleyeyim, şimdi herkes bize konuşacak. Manşet olacağız. Kimse Zarife elinden ilgili konuşmayacak. Rahat ol, tamam mı? Ablamla ilgili kimse kötü bir şey demesin, babam da üzülmesin istiyorum. Hey! Ana! Salih bu!
ne var lan? Gel lan buraya. Tarla faresi seni. Salih baba yapma, açıklayabilir mi Salih baba? Lan bana baba deme lan, geber çemsene. Salih baba bir dakika. Mola istiyorum. Burada çizgi çizgi verdi. Çember Emine yasak koydu, geçemez. Ne çemberi lan? Lan geberteceğim lan seni. Abla vallahi kötü bir şey yapmadık. Aferin kız sana Emine. Vallahi aferin sana. Salih baba, Emine'yi almak nasip olmasın ki biz kötü bir şey vermedik. Lan zaten alamayacaksın. Şahadet getir lan. Abla vallahi öldürecek babam Osman. Ne olur bir şey yap, ayır onları. Of. Allah'ım sabır ver bana. Baba yeter, tamam hadi şey etme daha ya. Bana bak Zarife, bu tarla faresini dersini vermeden hiçbir yere gitme. İyi de baba yeter, tamam. Geberteceğim ben bu herife. İyi de tansiyonun çıkacak baba. Bu mu düzeltecek tansiyonunu? Hadi babam evimize gidelim. Bak bana iyi bak, bana iyi bak. Benim evime 50 metreden fazla yaklaşırsan yemin ediyorum senin kemiklerini kırarım. Duydun mu lan? Duymadım Salih baba. İyi hadi, duydu. Çık bakayım dışarı. Kurban olduğum Allah'ım, acıdı beni. Emme Zarife acımadı. Kızım el alemin diline mi düşüreceksin sen beni? Ama baba. Sus. Elimden bir gaza çıkacak. Rabbim ya Resulallah, benim reçeteme yazılacak tek ilaç sabır. Bir taraftan benim öz kızlarım, bir taraftan tekne. Ne oldu ya tekne? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey baba, söylesene. Yok bir şey dedim. Hadi yürüyün eve. Vallahi hiçbir yere gitmem. Dururum böyle çınar ağaçlığa gibi, kök salarım burada. İnadımı bilmiyor musun sen benim? Rüstem tekneyi satın almış. Ne almış? Yarına kadar borcunuzu ödeyin diyor. Yoksa tekne gitti elimizden. Abla. Zarife nereye? İşim var benim. Geleceğim ben. Seni o benim pazara götüreceklerimi hazır et. Bir işe yarı sen de. Zarife. Hasene. Konuştun mu Rüstem ağayla? Mıhtar sorup duruyor. Ne zaman istemeye geleceğiz diye. Vallahi daha söyleyemedim kız. Kızlar duşusunu kuracak sanki. Evlenmelerini istemiyor herif ya. Nedir acaba? Hiç düşündün mü? Kızlar kıyamıyor herhal. Anlaşıldı. Yine erkekler halledecek bu işi. Hangi işi? Aman da aman. Ne hamarat kızlarmış bunlar. Tam evlenecek kızlar, tam maşallah. Sağ olasın Ahçe teyze. Bak, gene teyze dedi bana. Kızım, ana diyeceksin, ana. Ben niye ana diyorum bu kadına ya? Beni bak. Zarife. Nerede lan baba? Ha? Nerede? Baba ne olacak? Neredesin lan? Rüstem'a! Çık lan dışarı. Zarife kız. Ne oluyormuş, alacaktı gibi? Kızım. Delirmiş gene bu ayol. Çık lan dışarı. Lan yediniz. Doymadınız lan. Aç gibi. Paraya doymadınız lan. Çık lan dışarı. Zarife. Ne Zarife? Nerede diyorum lan? Ha? Saklanıyor mu lan? Rüstem'a! Ne oluyor lan sabah? Ne bu patates gürültü? Ne çıkmıyor lan dışarı? Ha? Bağırıyorum bu arada, ne çıkmıyor? Korktun mu lan benden? Ağa müsveddesi, insanlığı yüz karası. Ne çıkmıyor lan dışarı? Sen kimsin lan? Ha? Kimsin lan sen, bizim teknemizi alıyorsun? Alacak başka tekne mi kalmadı? Çık dışarı lan! Ağzını topla, gelmeyeyim oraya. Ne var lan geri sen? Gel lan. Gel buraya gel. Gel sıkıysa buraya gel lan. Ömer. Ha. Al bu deliği, çıkar dışarı buradan. Bak oraya beni getirtmeyin. Gelirsem ne yapacağımı biliyorum ben. Zarife sen şimdi git işte. Allah'ım. Lan ne yapıyorsun? Herkesler de işler. Bana bak, bayansın diye karışmıyorum bana. Sensin lan bayan. Sen kimsin? Lan bana bayan diyorsun lan. Dokunmayın lan bana. Dokunmayacaksınız bana. Bana ne dokunmayacaksınız? Aileme ne dokunmayacaksınız? Aileme dokunanın ailesini de çatısını da yıkarım. Tamam mı? Anladınız mı beni? Aynı anası. Kızgançlıktan gezi demişliğim bana. Olanlardan yana şansı kalmadı ya, deli oldu.
Ne bu haliniz oğlum? İstakoza dönüşmüşsünüz. İstakoz. Sakata geldik baba. Ya baba şurada bir plaj vardı. Orada güneşinde bir uyuyakalmışız. Niye çağırdınız beni buraya? Formülü mü aldınız yoksa? Güzel haberler mi vereceksiniz sevgili babacığınıza? Ha? Hayır, sevgili babacığımıza güzel haber veremeyeceğiz. Yok baba, olmuyor. Pes ettik biz. Ne pes etmesi? Aynen öyle baba. Sıkıldık. Gidelim abi buradan ya. Bu ne ya? Ya baba, patladık burada. Şehir hayatını özledik ya. Ulan ne var lan şehir hayatında? Şıpıldak diyorum, şıpıldak. Baba ne şıpıldağı ya? Siz kızı kendinize aşık edemediğinize mi üzülüyorsunuz? Olsun be oğlum. Formülü alacak başka bir yol buluruz. Hala formül diyorsun baba ya. Sıkıldık diyorum ya. Ya baba bak, daha formülün olup olmadığından bile emin değiliz. Saçmalama oğlum, saçmalama. Şipşak iyi geldi bu ot bana. Görmüyor musunuz? Yüzüm hemen iyileşti. Ya çok zengin olacağız biz bu formülden. Ben giz diyorum. Allah benden bu kadar. Aynen. Bitti. Finito. Finito. Bitti mi? Evet. Finito. Yıkıldım. Benim gibi tarihi bir binayı göçerttiniz. Finito şinasi. Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Merhaba Şinasi Bey. Gel bakayım buraya sen. Gel buraya gel. Otur bakayım şuraya. Otur. Baba Samet nerede? Zeynep'i nöbete bırakıp gitti. Heh. Ne yaptığını sanıyorsun kızım sen ha? Tamam yok mu kızım senin? Ha? Benim başımı öne mi eğeceksin sen ha? Ben ablamla uğraşmasınlar diye şey ettiydim baba. Ya özrü kabahatinden büyük ya. Salih kızlarına sahip çıkamıyor mu dedi Çen? Millet tefe koymuş oynatıyor bizi. Baba. Sus! Baba baba deme bana. Dede. Hiç beni bakma bu defa babanı akla. Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Bak Emine'ye bak gözlerimin içine bak. Kızım bak eğer bir daha böyle bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim. Bir daha Osman denen onunla konuşmayacaksın. Evden dışarı adımını atmayacaksın bak Emine. Duydun mu? Duydum baba. Ah! Allah Allah! Pardon, tanışıyor muyuz? İlahi Şinasi Bey, tanımadınız mı? Vallahi tanıyamadım. Baba, ha. Ne iş? Vallahi anlamadım onu. Baba, yoksa annemin duyması gereken durumlardan mı bu? Bin bir kum duş adına. Bu kadın hayatımda ilk defa görüyorum, onun günahımı alma. Neyse, içeride konuşalım isterseniz, buyurun. İçeride? Ne oluyor lan? Stop! Lan! Stop lan! Çeksene! Ben temizim! Bırak! Bırak! Ben temizim lan! Allah! Bayağı güzel lan! Lan baba! Allah! Oğlum ne oluyor lan? Oğlum çeksene! Çeksene elini! Ne oluyor lan? Bunu bak koyduğuma... Tamam lan, tamam. Dur. Çek lan elini! Tamam. Elimi çek. Çek elini. Tamam baba ya. He tamam baba. Tamam baba. Öyle kafayı sallayarak oluyor sanki. Ya tamam, tamam. Uzatmayın artık ya. Yalnız var ya... Efsane laf yedin. Baba ben tekneye gidiyorum. Sahip çık bu kıza. Tamam. Zarife. Bu ne ya kızım böyle? Nereden böyle? Nerede ne olacak? O Rüstem haddini bildirdi. Kızım sen niye uğraşıyorsun o düzenbazdan? Ya o senin emsalin mi Zarife? Ne yapayım baba? Böyle oturayım mı? Bu nedir ya? Bir değil iki değil. Bu adam neler yapıyor görmüyor musun? Ne yapacağız? Tekneyi de aldı. Oturacağız mı böyle? Yok öyle. Üzülecek vakit de yok. Ben pazara gideceğim. El birliğiyle. Artık Allah'ın izniyle neyse ilk taksiti toparlayacağız baba. Tek taksit değil ki kızım. Hepsini istiyor. Yüreksiz. Yuh lan. Yuh tabii. Bunun mahkemesi var, hukuku var. Resmen eşkıyalık yapıyor bu adam. İlk taksitini verelim otursun oturduğu yerde ya. Fakat tekneyi alalım almayalım. Ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Bizdeki bu dayanışma olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez alimallah. Ah benim canım benim. Ah benim canım kızım. Gelmez tabii baba. Haydi görüşeceğiz. Tamam. Haydi. Haydi eyvallah. Eyvallah. Zeyno hayırdır ya erkenden gelmişsin?
Sari, pazara gidecektin ya, kanki Tom'a yardım ihtiyacı vardır dedim ve geldim. Çok tatlıyım değil mi? Çok tatlısın gerçekten. Artık hangi dağda kurt öldüyse. Kim bunlar Şinasi? Bunlar benim çocuklarım. Onlara dokunursan mahvederim seni. Neden dokunalım canım? Çok Amerikan filmi izlemişler herhalde. Neden bu kadar panik oldular anlamadım. Neyse, biz işimize bakalım Şinasi Bey. Şinasi Bey derken? Gönderdiğiniz merhemi test ettik, onayladık. Şu numune. Şıpıldak kod adıyla göndermişsiniz. Evet. Bu sadece avans. Formülün tamamını bize yolladığınızda bunun 5 katı para kazanacaksınız. Güzel. Oğlum bak, babama bir şey yaparsanız hepinizi gebertirim ha. Tamam mı? Plakayı aldım zaten, sizinle sonra oynayacağım ben. Burada değil. Baba. Baba iyi misin? Baba sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır. Ya ne oluyor, anlatsana. Baba kim bunlar ya? İş ortakları. Ne iş ortağı baba, anlatsana bize ne oluyor? Bakın. Yuh. O ne ya? Deha Şinasi. İlaç firmasının adamları bunlar. Merhem için verdiler bu kadar mankisi. Ne kadar var baba orada? Formülde verirsek bunun 5 katını vereceklermiş. 5! Ne kadar var ki baba orada ya? Şimdi inandınız mı merhemin gerçek olduğuna? Güzel. Kes lan yalakalı. Kes. Sen kimi çektin acaba? He? Yürü bakayım. Teneke. Aferin de lan ona. Hangi ata oynanacağını iyi biliyor. Haklısın abi. Bu devirde hangi ata oynayacağını iyi bileceksin. De. Dıkı dık dıkı dık. Tezelden bir şeyler düşünüver Osman. Tabii ya. Küçük bir kaza her şey çözer. O karavancılığa buradan gidecek. O kadar. Orada. Çok bile kaldı ya. Vallahi bir ortalarda doladı veriyorlar. Ay oluyorum ya. Oh. O tekne de benim kalacak. Duzla, iyi duzla. Ellerin yanınca bakalım nasıl oynayacaksın. Nasıl kazanacaksın Rüstem abi? He, sakın ağlamasınlar he. Ya. Onlara peçete de hazırlayın. Bir bardak da su getirin de. Ay, ay, annem yandım. Yardım anam. Allah, Allah. Su ver lan. Ha, su da güver lan. Su da güver. Ne yaptın lan? Allah, Allah. Ellerim, ellerim yandı. Sakar şey ya. Bu kadar mangiz var ya. Adamı delirtir, delirtir. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Aslında paranın gelmesi çok iyi oldu. Olma mı oğlum? Çok iyi oldu tabii. Ya bak bu Rüstem Çakalı Salih Kaptan teknesine el koymuş. Bundan bize ne? Ben ne diyorum, bu parayı ona versek? Baba savaş haklı. Bak hem Salih amcaya borçluyuz. Hem de adamın ekmek teknesi ya. Yok deme! Delirdiniz mi lan siz? Bu para bizim köprüden son çıkışımız. Son şansımız. Yeni bir hayat kuracağız biz bununla. Annenin hayallerini gerçekleştireceğiz. Ben bunu ne duymuş ne görmüş olayım. Ha!
Deli misiniz ne siz lan? Mankiz bu mankiz. Bu ne lan? İstanbul'a millet. Sen de bir alakası var mı mesajın? Gideceğim diyordun. Ben de sana kıyak yapayım dedim. İnternetten bilet yolladım. Ya. Kendine de aldın mı peki o biletten? Evet, ben buradayım. Tabii. Parayı da gördün ya. Ya oğlum bunun parayla ilgisi yok. Ya şimdi seninle uğraşamayacağım. İşim gücüm var benim ya. Şişt. Onu sana bırakmayacağım. Sen şansına küs. Eski sevgilin, kızın yakın arkadaşı çıktı. Zarife bundan sonra senin yüzüne bakmaz. Maç 90 dakika koçum. Göreceğiz. Göreceğiz. Kız sen beni yardım edeceğim dedin. Zeyno hiçbir şey yapmıyorsun, duruyorsun öyle. Ama Zahriciğim ben bunları sosyal medyada paylaşmak için çekiyorum ki. Tamam sonra çek, yardım et bana. Tamam. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı? Yoksa. Sen beni mi takip ediyorsun? Boşu boşuna etrafımda dolaşma. Ben seni affetmeyeceğim. Zarife? Ne Zarife ya? Sen bak işine. Yardıma falan ihtiyacımız yok bizim. Öyle olsun bakalım. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ya çok pişman tabii. Onun yüzünden bir etrafımda dolaşıp duruyor bu. Sana kavuşamayacaksam yakınında olmak cehennem gibi bedeniz göz. Lan Samet. Buyur kaptan. Lan bana bak. Hadi o Osman tezeğinde. Emine'de akıl yok da sen bana bunu nasıl yaptın lan? Nerede sen haklısın kaptan? Lan ben sana emanet ediyorum, senin yaptığına bak. Vallahi da senin yerinde başka biri olsa suratına bakma Membe. Bunlar ne? Şey onlar kaptan. Ne geveliyorsun sen? Salih kaptan. Ben İzmir Limanı'nda büyük gemisinde iş buldum. Artık buralarda duramam. Ya yani ben oğlum yani sinirlendim de öyle şey ettim. Sen bilmiyor musun benim sinirim saman alevidir? Sadece ondan değil. Hadi hakkını helal et de gönül rahatlığıyla gidiverelim. Ya ne demek? Helal olsun hakkımız. Ama bana söz vereceksin. Bak burada bir ailen yuvan olduğunu unutmayacağım. Söz kaptan. Unutmayacağım. Ya. Akşama bize yemeğe gel. Acele de etme. Yarın gidersin. Yarın gidersin. Peki. Sen eşyalarını bırak. Ben bu zıpkını İhsan Çavuş'a götürüp geleceğim, tamam? Tamam, tamam. Lan Rüstem. Lan var ya, bu öksüz çocuğu da çatısız bıraktın ya. Senin yatacak yerin yok emme. Ben sana bunun hesabını sorarım. Aslan ağam benim. Şu karavancılara haddini bildiriver. Önce köyümüzden sonra da tarihten silme gitsin. Seni güveniyoruz baba. Al şu maçı ne olur. Sevgili şıpıldaklılar. Ben muhtarınız olarak bizzat sesleniyorum sizlere. Hepiniz... Birinci Şıpıldak Koyu Pişpirik Oyunları'na hoş geldiniz. Pişpirik ne ya? Adam gibi bir oyun bulamadınız mı? Pişpirik ne? Pişpirik. Köy kahvesi burası. Las Vegas mı? İyi tamam, benim için fark etmez. Gidin lan kağıtları bakayım. Geç, geç, geç. Hadi şöyle otur. Açın bakayım şurayı. Aç, aç şöyle. Hadi bakayım. Dağıtsan yine kağıtları. Koskoca Rüstem Asa kağıt mı dağıtacak? Tövbe.
Tövbe tövbe. Siz hangi gezegenden geldiniz ya? Onlar güneş sisteminden değil Savaş kardeş. Onlar başka bir evrenden yolculuk yaparak böyle bizim evrene gelmişler. Ne biçim konuşuyorsun lan sen Osman? He? Yine içine şeytan kaçmış gibi konuşmaya başladın ha. Beni be. Kaybedersiniz hemen gideceğiniz göğden ona göre. Merak etme. Senetleri almadan hiçbir yere gitmem. Organika'yı yat, oh ne rahat, yazıp paylaşıyorum. Vallahi Zeyno paylaştı. Baksana hiç müşteri yok ya. Bizim bu tekne işi sakata. Kankişkom dur bir panik yapma. Benim takipçilerim gelir şimdi. Hah, buyur abla. Ne kadar bu tarhananın kilosu? Bak bu 20. Ben seni salçada veririm. Ha, 30'da sayıyorum bunları. Oo, ne günlere kaldık. Köyün adı çıkmış kızlağında. Erzaklarını satılıyor ya. Utanmadan bir de pazara çıkmışlar. Mındardır bu malları, mındar. Mındar, mındar. Lan ne diyorsunuz be siz? Allah Allah. Mındar, mındar. Mındar, mındar, mındar. Aa, abla sen de ha. El alemin lafına inanıp yani. Ya bunlar tertemiz ya, aman. Lan siz utanmıyorsunuz mu benim ekmeğimle oynamaya? Utanacak biri varsa o da sensin. Beni bak. Bak beni bakayım. Büyüğümsün diye susuyum da. Getirtin lan beni oraya. Yok sen. Evet. Çam balonlar geldi. Zahir baksana. Tatlı şirin uçan balon. Bu tezgahtan alışveriş yapana uçan balon bedava. Ay. Cık. Romantik serseri. Görüyor musun? Buna yaranmak için neler yapıyor. Al bakalım. Gel gel. Bu 15. Bak büyüğü var orada 20. Hadi bakalım. Bak burada şey var. Yemeği yaptı. Salçadan. Böcek gibi izleyenler sizi. O sayede insan içine çıkacak yüz bulamayacak. Şişti kaldık lan. Ne demiştin az önce sen? Olmaz lan böyle. Ben de atacağım bu sefer. Ver lan kağıtları. Seni zahmet etme. Ben de atarım. Ya versene be sen ağaya bir şey mi, usul mü öğretiyorsun ya? Allah'ın sırrı. Buyur abi. Allah Allah. Kes kes hadi. Son parti. Kazanan oyunu alır. Neden kimse beni anlamıyor? Ben ablamı niçin yaptım diyorum. Millet ablam konuşmasın diye kaçtım. Emine. Kızım. Şu çayı bir tat bakayım. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel. Azıcık daha şeker koy bakayım. Koy koy. Biraz daha koy. Ben de koyayım. Koy 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 koy. Didem daha. Didem ha. Ne yapıyorsun ya? Karışır şimdi. Karıştır karıştır karıştır. Şimdi dat bakayım nasıl olmuş. İyi. Çok kötü bu. Ya gördün mü bak. Bu şeker tatlıdır. Ama ölçüyü kaçırdın mı, işte böyle acıya dönüverir. Ya
zaten Zarife'yi düşündün. İyi niyetle yola çıktın ama sonra yaptıklarından ölçüyü kaçırdın be kızım. Tamam dedem, mesaj alındı. Hayırdır Samet, ne bunun lan? Teknedeki birkaç parça eşya Emine. Ben gidiyorum da. Allah cezasını versin Rüstem'in. Önce ablamın adını çıkardı, sonra babamın canını almaya kalktı. Ne? Ne dedin sen? Bir şey demedim. Oo Rüstem, bu bana bir şey mi yaptı? Yok dedem, yapmadı. Yok, tekneyi aldı sadece, o kadar. Başka bir şey yapmadı. Ne diyorsun oğlum? Tekneyi mi aldı? Ha, işte bak, bak, işte bak! Bu defa ölçüyü kaçırdı işte. Göstereceğim ben ona. Dedem, aferin lan Sebek. Biz duymasın, saklayacağız diye göbeğimiz çatladı. Kusura bakma Emine, ben bilmiyordum. Babam nerede? Ona haber vermemiz lazım. İbrahim Çavuş'a kadar gitmişti en son. Çekilin bakayım. Dedem, Samet koş, bu kasırgayı ancak biz durdururuz. Dedem gel buraya, gitme, dur bir. Evet, alışverişi görelim, babamı verelim. Buyurun. Gördün mü takipçilerimi? Organik hayat duyduğunda ta İzmirlerden gelmişler. Sana pembe, şapkan da pembe. Ay, bu seninki değil mi? Anam vallahi billahi Barış bu. Ay, ne kadar romantik bir çocuk. Kalpli balon nalan bekliyor seni. Kız, yoksa bu beni evlenme teklifi mi edecek? Herhalde kız. Yoksa niye pazarın ortayında böyle dikesin? Mesela Savaş hiç böyle şeyler yapmaz. Birazcık maça biliyor musun? Ya da kız bekletmeyek çocuğu. Hadi. Evet balonlar. Benim elim bunlar. Sen elin bunlar. Ay kız kardeşim evlenme teklif ediliyor. Ha? Evet 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 bin kere evet sarı kaplanım. Ben de seninle bir ömür mutlu olmak istiyorum. Ya ne diyorsun ya? Dur dur bir dakika. Bak ya. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Gitti balonlar. Alırım ben sana. Bunlar kim ya? Köy dizisinden çıkmış gibi tipi tipler. Kız Zeyno hadi biz gidelim. Siz kimsiniz? Uzat yolunu kıçaklarınızı patlatırım. Ben de senin saçını başını yolarım ha. Sen kimsin be? Sen kimsin? Kız sen niye uyuyorsun bunlar Zeyno? Her şeyin çıban başı bu işte. Bizi sevdiklerimizle ayırmaya çalışan yeşil başlı güveli ödeyi. Gel bakalım. Hadi. Hadi gel. Bak gel, şimdi. Geliyorum. Gel. Hadi bakalım. Gel. Allah gel. Allah ben seni akıllanmayacak mısınız lan? Tamam dur. Değil mi? Dur sen elini ver Zarife. Zarife dur. Zarife dur. Zarife dur. Diyorum, hayır, dur. Akıllanmıyor lan. Ben akıllanmayacağım lan. Bakalım. Hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Sarı kaplanı bir ay. Al sana sarı kaplanı. Al. Helal olsun be Savaş kardeş be. Helal olsun, ellerin kolların dert görmesin. Allah bileklerine zeval vermesin inşallah. Lan korkma. Ah. Ne diyorsun lan sen? Şaşırttın mı? Bir daha oynayacağız. Hı. Bir daha. Çamur yapma lan, kazandım işte. Ya ne malum hele orada hele kazanmadı. Bebe. Ya ağlama lan, ağlama. Bak o kadar kötü oynuyorsun ki. Şuradan 5 yaşında çocuk getireyim, gelir yener seni. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Lan. Ağzını topla da konuş. Rüstem ağam bir kere bu şıbıldak köyünün bişbirik şampiyonudur, bişbirik. Millet korkusundan yenemiyordur bana. Senetleri rüyanda görürsün. Ya bak adam ol. İnsan gibi ver şunları bana. Lan. Yoksa burada milletin içinde ağalık devir teslim törenini başlatmayayım. Rüstem! 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 Bu ne lan? Kelime şehadet getir. Seni alnının çatında vuracağım. CSI şıpıldak olayına bağlayacağız şimdi. Ben hemen cinayet masası ekiplerine haber veririm. Dedem ne olur yapma. Babam çok üzülecek vallahi. Hadi dede yapma. Evet. Lan gelin ben binanı kaybedeceğim lan. Gelin. Senin hayatın o kadar ucuz mu lan? Zam yapıyorum. Gelin 5000 kayme vereceğim lan. Ya can tatlıdır Rüstem. Sen azrail'e karşı durma.
Servetin yetmez lan. Halil'im mi? Azrail nereden çıktı lan? Yapma. Yapma diyorum bak. Ya Halil dede, bırak şu tüfeği. Şimdi elinden bir kaza çıkacak ya. Kazanın ta kendisi bu işte evlat. Lan ama canım. Uğraş demiş miyim lan? Ve daha lan. Allah! Allah! Ne ettim lan ben? Babacığım, katil oldun. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan ben cinayet masası ekiplerini çağıracağım. Kolay gelsin. Hobbitlerin efendisi. Tövbeler olsun. Öldün lan sen. Yıkıl. Burası da demiş. Şimdi bunları kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalısın Şinaş. Sizi burada kimse bulamaz kıymetlimiz. Efendimiz. İçindeki şeytan dürtüklüyor. Kıymetlilerim. Efendimiz. Şinasi'nin kıymetlileri. Ne güzel şeyler bunlar ya. Neredesin sen? Ben seni dışarıya çıkmayacaksın demedim mi? Yok baba. Dedem Müslüman'ı vurmaya gitti de ondan şey ettim ben baba. Ne diyorsun sen ya? O ne baba öyle? Ya bir şey olmadı aslında. Oldu da muhtarın elinden oldu. Hani Rüstem bir süre oturamayacak. Allah Allah. Baba sen ne ediyorsun baba ya? Ne ediyorsun ya? Ne ediyorum ben ya? Ben bir şey hatırlamıyorum ki. Baba. Sen de işine geleni hatırlıyorsun, işine gelmeyeni hatırlamıyorsun. Neyse ya, boş verin şimdi ya. Tekne artık sendir. Bu ne ya? Rüstem'le iddiasında oyun oynadık. Kaybederse senetleri verecekti. Kazanırsa da ben ailem alıp buradan gidecektim. Kaybettim. Allah Allah. Ne diyorsun sen Savaş? Senetleri aldım işte. Gelsin mangizler, yağsın paperler. Mangiz! Sıcaklığın, kokun, şu güzelliğin. Oh! Şinasi! Şefika! Şinasi! Açar mısın şu kapıyı? Şinasi açsana şu Açıyorum kapıyı. Açıyorum hayatım. Bir saniye hayatım, bir saniye. Kim var yanında? Ne oluyor ya? Kimse yok hayatım. Bir saniye. Açıyorum. Şinasi aç şu kapıyı. Tamam dur dedim ya dur. Hay Allah'ım ya. Ne yapıyorsun sen ya? Nerede o kadın? Karşımda duruyor hayatım. Başka kadın yok. Saçmalama. Bebeğim. Ne oluyor ya? Kim var? Kiminle konuşuyordun? Hayatım ben sana bir şiir yazmıştım da onu ezberlemeye çalışıyordum hayatım. Çünkü bu bizim ilk dondurma yediğimiz günün yıl dönümü. Ya Şinasi of ya. Ne bileyim ben aman. Ben de yani ne bileyim öyle bir şey zannettim işte. Olur mu bebeğim? Senin üstüne gül koklar mıyım ben bebeğim benim? Sağ olasın Savaş. Hakikaten esaslı olanmışsın. Sağ ol. İyi etmişsin, beni düşünmüşsün ama olmaz. Yani benim borcum borç. O Rüstem alçağına gebe kalamam ben. Ya bana uymaz ya. Ey Allah'ım tövbeler olsun. Ya akılsız Salih. Sen meraklıysan parayı öde. Ama bu senetler sende kalsın. Vallahi Halil dedi haklı Salih amca. Bunlar sende durursa hiçbir şey yapamaz. Ya benim kitabıma uymaz ya. Yok olmaz öyle şey. Ya olur. Sen zaten ödeyeceksin. Bunlar sende kalsın. İyice sakla. Çok yaşa. Sen de göz Halim baba.
Sen ben sana demedim mi lan? 50 metreden daha fazla bu eve yaklaşmayacaksın yine ha? Uzaklaşma cezası verdim ya ben sana. Öldü bana. Baba dur ne yapıyorsun? Salih baba, doğmamış torunların hatırına ne olur kıyma bana. Öldürme beni. Bak halen konuşuyor. Baba. Yürü lan. Salih baba, şu an böyle bir şok geliverdi bana. Hareket edemiyorum biliyor musun? Anam! Allah! Allah Allah. Kız deli mi bu be? Ne yapıyor öyle? Anlatırım ben sen sonra. Neyse ben artık gideyim. İyi günler Salih amca. Sağ ol Savaş. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol delikanlı. Hayırdır? Kız bu ne yapıyor burada? Deklin senetlerini almış istemadan. Babama getirmiş. Senetleri. Baba. Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen birbirine dönük sırt sen ve ben. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe bitiyor musun? Peki kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Çok seviyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan. Emine'yi çok özlüyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan. Emine'yi çok istiyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan peki kesin mi son kararın mı? Vermiyor mu? Peki. Öyle olsun. Zarife. Merhaba. Savaş, tekne için çok uğraşmışsın. Çok teşekkürler. Aa, teşekkür hiç gerek yok. Benim için bir zevkti. O alçak hak etti ya bunu. Bunlar size getirdim. Öyle çok bir şey değil ama. Yani teşekkür için işte. Tarhana, erişte, salça, sabun. Merhem var mı merhem? Baba, annem seslendi galiba sana baksana. Yok, seslenmedi. Baba ben duydum, bir bak istiyorsan anneme.
Tamam ya, birazcık merhem olsaydın. Baba. Bir baktı annene, öldüğümü kaldım ya. Çok güzel kokuyor. Senin gibi. Zarife. Ben gideyim o zaman. Ya Zarife bir dakika. Sen dur bakayım koçum. Ne yapıyorsun lan? Balık mı kokuyorsun sen ya? Sabunu verirdim de bana geldi. Zarife benim olacak. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun. Yanma. Yakma. Lan oğlum böyle yapma. Lan oğlum böyle yapma. Sen nasibidi diyorlar. Seni kabul etmiyorlar. Şimdi daha beter oldum. Böyle, böyle. Oğlum yaptın işte. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Nasıl baktığını gördüm yabancı şey. Benden kaçamazsın artık. Eğer bir şey yapamazsan onu hepten kaybedeceğim. Ay bu akşam daha mı bir sıcak? Heh. Oturduğum yerde terliyorum valla. Ay çok sıcak hakikaten. Şinasi'cim ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Şu televizyonu mu atsam çocuklar? Doğru diyorum valla. Bugün pazartesi. Benim en sevdiğim dizi var. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu gece Ege'nin şirin mi şirin köylerinden birindeyiz. Şıpıldak Köy. Ana! Bizim köyde mi bu? Varlığı kanıtlanamamış bir fenomenin peşine düştük. Bu yabancı. Bu bizim muhtar değil mi? Evet. Yanındaki de madrabaz Rüstem. Vallahi şimdi sunucu bey. Ben bizzat gözümle gördüm desem yalan olur. Şimdi bu söylentiler yıllar önce kesilivermişti. Ama o kara gün, o kaskara, kapkara gün geldiğinde yeniden çıkıverdi bu söylentiler. Hangi gün? Yabancıların topraklarımıza geldiği gün. O gün tam olarak ne olmuştu? Oo neler olmadı neler. Köyün böyle birdenbire bir gasp etmesi vardı. Bir çığlık koptu. Bir fırtına, bir fırtına. Memur Bey'cim, buyur ağam. Sadide gelelim. Şimdi işin özü şu ki, bizim köyümüzde yaşayan Zarife Efendi bu yabancılar bu topraklara getirdi. Sonra bu yabancıların iki oğlanıyla fotoğraflara malzeme oldu. Kendi adını kirletti. Köyümüzün adını rezil etti. Gül yabanileri de fütletlikleri verdi. Ne manada yani anlayamadım. Ben anlatacağım size. Şimdi bu Zarife kızı var ya, köyümüzün namusunu kıpırlık etti. Bu lüzumsuz Salih'in gereksiz kızı Zarife mecburen gelip buraya zorla yerleşen iki tane çocukla oğlanla buluştu, kutlaştı, oynaştı. Bunun bu yabani ile ne gibi bir bağlantısı var? Anlatacağız, anlatacağız kardeşim, anlatacağız. Acık sabı, acık sabı. Şimdi bu Zarife bu şey yaptı. Nerede şimdi? Kızladınız, kuruya. Kuruyu kızladın sen. Yalan rüzgarı tam gaz devam ediyor vallahi. Neymiş efendim, siz bizim göğe gelince
Gulyabani bizim göğe musallat oluvermiş. Şimdi de Zarife'yi magazine malzeme ediveriyorlar ha. Osman, şş, bak Osman. Beni iyi dinle. Benim evde iki tane ikiz kızım var. Kız diyorlar ki biz de namussuz olur muyuz? Göğde dolaşırsak diyorlar. Ya bu Zarife yüzünden namusumuz iki paralık etti ya. Onun için diyorlar. Yani bu bize reva mı? Kızlar bizi koruyun. Vay alçaklar vay. Çeniniz kopsun değil mi? Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ölür bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ne oluyor acaba ya? Gene ne oluyor acaba? Nerede bu kumando? Babam beni Osman'a mı verecek? Ayça bu sene çiçek mi açacak? Bana bak, bu evde Osman'ın lafı geçmeyecek demedim mi ben sana? Yalnız kalmak istiyorum ben. Tek başıma kalmak istiyorum. Çıkın tek başıma bağırıp çarpı şarkı söylemek istiyorum. Çıkın siz. Kızım sen kafayı mı yedin? He? Çekil şuradan, televizyon izleyeceksin. Nenem ölsün. İmine gelin aman. Bitti mi? Bitti. Ey, bugünkü gösterimiz de bitti. Bu kız öldürecek beni. Yok babam yok. Çok sıcak ha. Dışarıda yiyelim biz. Çağırdı dedem ha. Hadi. Başka çare yok. Başka çare yok. İşte köyümüzün namusunu zarif ha iki paralık etti. Ya yeter artık. Ne dinliyorsunuz bu şarlatanları ya? Heh. İşte bak. Ya bütün bu fotoğraflara malzeme olan üçlüden biri de bu. İşte kanıt burada. Bakın. Yürüyün. Durun. Ne yapıyorsunuz? Orada. Ortada ayıp bir şey yok. Biz ayağını burkmuş bir kıza yardım ettik. Ortada bir ayıp varsa o da yalandır değil mi muhtar? Hadi anlatsana insanlara. Nasıl Gulyabani kılığına girip köyden yabancıları kaçırmaya çalıştığını. Hadi anlat. Kulliyen yalan, kulliyen yalan. Gulyabani gerçektir ulan. Gerçek kalacak her zaman. Bu Rüstem'le muhtarın kafasını gözünde atmazsam adam değilim ben. Rüstem'in muhtarı bilmem ama bence Barış'ın hareketi muhteşemdi. Bence arabayı da kızı da Barış alır. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Hoş geldin. Buyur. Samet, artık gitmene gerek kalmadı. Nasıl yani? Ya, Savaş oğlum Bekni'yi kurtardı. Ya, Savaş iyi niyetinle bir şeyler yapmış emme. Ya. Artık sonra icabına bakacağız. Sağ olsun. Çok sevindim Salih Kaptan. Hem sen nereye gidiyorsun ki? Olmaz öyle şey. Biz seni bırakmıyoruz değil mi abla? Tabii ya Samet. Otur oturduğun yerde. Sen bizim kardeşimiz gibisin ya. Sen gidersen bir eksik kalırız biz. Ya. Gelsene böyle. Otur. İnsanın bir tane Samet gibi, bir tane de Savaş gibi oğlu olsun. Hayatı boyunca sırtı yere gelmez. Aslan Savaş be valla. Nasıl haddini bildirivermiş o Rüstem'in ha? Doğru diyorsun baba. İyi çocuk çıktı değil mi? Delikanlı çocuk çıktı valla. Valla Allah size Savaş gibi damat beni de enişte versin. Allah Allah. Şey oldu benim bir üşüyorum ben ya. Hadi afiyet olsun. Hadi başla sen de afiyet olsun. Siz Zarife gibi onurlu bir kızı boş iftiralarla kirletmeye utanmıyor musunuz? Siz Zarife'yi hiç mi tanımadınız? Zarife böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Ne soysuzla? Bu sarı çiğe mi inanıyorsunuz siz? Biz Zarife'ye inanıyoruz, buna değil. Demek ki insanları anlamadan, dinlemeden yargılamamak lazım. Kendisini anlatmasına fırsat vermek lazım, değil mi? Zarife, seni üzdüğümüz için, senin kadar cesur ve iyi kalpli olamadığımız için bizi affet, olur mu? Oğlum ya, of. Ay çok delikanlı çocukmuş. Kız ne iyi bir evlat yetiştirmişsin Şefika ya. Helal olsun be Barış. Yürü be abi be. Aslan oğlum benim be. Tıpkı babası ama tıpkı. Nasıl akladı kızı be. Helal olsun. Onu kaybedemem. Ya şimdi, ya asla.
Where are you going? Late Sarıçıyan. Bundan gayrı bu işlere karışmayacaksın, anladın mı? Ne oldu, zoruna mı gitti? Ala, bu ne lan? Gulyabani! Gulyabani! Ben muhtar. Hazırla kamerayı, hazırla. Çek bunu uzun. Ben muhtar, sen buradaysan bu ki. Bu seferki esnak galiba. Muhtar koş! Gulyabani geliyor, kaç! Bay Gulyabani, görev tamamlandı. Barış kardeş, başardık mı? Başardık Osman, başardık. Hem de öyle bir şey başardık ki, millete 50 yıl konuşacak malzeme verdik. Artık kimse Zarife'yi konuşamaz. Sen Zarife'yi gerçekten seviyorsun ha. İşte ona bunu anlatmam lazım. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yarenin kollarında, Ege'nin kaynarında. Korkma düşmekten aşka. Hayat sevince güzel. Nereden geldik dünya? Zarife, dönme sakın. Belki böyle yüzüne karşı söyleyemediklerimi söylemeye cesaret edebilirim. Bir defa bir kadına karşı içimdekileri açacağım. Böyle şeyleri pek beceremem. Dümdüz bir adamım yani. Ama tabii benim de hislerim var. Benim de duygularım var. Ben de seviyorum Zarife. Artık dönebilirsin. Döndüğünde karşında seni sonsuza kadar sevecek bir adam göreceksin. Beni ve sevgimi kabul ediyorsan eğer dön. İstemiyorsan da anlarım seni. Dönme. Kal öylece. Seni seviyorum yaban çiçeği. Thank you.
bizi yapan şey yollağımız çatallaştığında yaptığımız seçimlerdir. Hadi bakalım, çık şimdi işin içinden deli göz.